Sivas 8. Kitap Günleri için hazırlık toplantısı Sivas Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya başkanlığında gerçekleştirildi. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin 100. yılı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Sivas 8. Kitap Günleri için hazırlık toplantısı Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya başkanlığında Sivas İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Doğru da yerinde seçilmesi önemli. Bir önceki kitap günlerinin sonunda toplanmış ve tutanağımızı tutup ne yapmalı veya... Toplantıya Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Recep Toparlı, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Teoman Karaca, Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nevzat Öztürk, Sivas Hizmet Vakfı Genel Sekreteri İbrahim Yasak, Proje Anonim Şirketi Genel Müdürü Mustafa Altun, Sivas Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Ahmet Oğuz, Destek Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Süt, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayfer Seçkin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Tayyip Yasak, Avrupa Birliği Bürosu personelleri ve Valilik Protokol Şefi Abdullah Kozan'dan katıldı. Teoman Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü. Ayfer Seçkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü. Mehmet Tayyip Yasak, Özel İdare Basın Müdürü. Sivas'ın bir markası haline gelen Sivas Kitap Günleri'nin hazırlıklarının başlandığını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, amacımız Sivas'a yakışır, kitaba yakışır, ilime irfana yakışır şekilde geleneksel hale gelen bu etkinlikleri hep birlikte el ele vererek yeni şekilde yerine getirmektir dedi. Amacımız Sivas'a yakışır, kitaba yakışır, ilime irfana yakışır, bir kitap günlerini daha hep birlikte el ele vererek en iyi şekilde yerine getirmek, imamımızda unutulmaz bir lezzet bırakmak. Bu vesileyle bir kez daha toplantımız hayırlara vesile olsun. Toplantıda Sivas 8. Kitap Günleri'nin fiziki altyapı hazırlıkları, günlük gerçekleştirilecek olan program sayıları, söyleşilerin saatleri, standların düzeni, etkinlikler içerisinde yapılabilecek programlar ve etkinliklerde kullanılabilecek olan materyaller hakkında bilgi ve öneriler masaya yatırıldı. Yine öneri olarak Sivas Kitap Günleri yazarını arıyor diye bir etkinlik ama bununla ilgili şu an 100. yılla ilgili şey... Nasıl ki kimlik olarak bir kurumsal yapıya oturduysak stand yerleşkesi mi diyelim veya yerleşim olarak da muhakkak artık her sene şey olsun. Ama bu geçen sene iki tarafı açıktı ya, o güzeldi. İki caddeden de insanlar girebiliyordu.